Ben bu sistemi size kısaca bir tanıtmak istiyorum. Şimdi ana sayfamızda üç tane yazılım var. Bir tanesi akademik bilgi sistemi, biri eğitim öğretim, diğeri de stratejik yönetim bilgi sistemi. Eğitim öğretim kısmı dediğim gibi her yıl düzenlenen versiyonlarla bu açıldı, şifresiz görünüyor. Bu az önce bahsettiğim öğretim üyesine şöyle bir sayfa geliyor karşısına. Bu gözüküyor mu? Yeterli. Bu sol tarafta az önce söylediğimiz kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, görevler, uzmanlık alanı, yani bu hiç ben görmeden hazırlanmış bir sayfa. Yani bana ait tüm bilgilerin oldu ama benim hiç görmediğim bir sayfa. Bir kere düzenleme yapıyorsunuz. Bir kere biz otomatik girdik. Hocalara diyoruz ki bunları düzenleyin. Bunları öğretim elemanları düzenliyor. İstatistiki bilgiler var üniversitemizin. Tüm istatistiki bilgiler, bölümlere ait öğrenci sayıları, bilgilerin, kavram öğretim, hocalar, bunların bilgileri bir merkezde yine toplanmış durumda. Performans analizi, yani bu bilgilerden yola çıkarak performans analizi hesaplayabiliyoruz. Yani akademisyenlerin tüm akademik faaliyetler içine alan bir bilgi, mesela size 87 tane akademik gösterge, bir akademisyenin faaliyetlerini neler çıkaran gösterge tanımlamışız. Biz üniversiteyi şey yapabiliyoruz, yani istediğimiz alana göre, mesela şunu diyebiliriz biz, üniversitemizin işte araştırma projelerine göre, atıflara göre, basılmış raporlara göre, kitaplar, makale ödül, indekse giren yayınlara göre seçtiğimizde bu parametreleri, puanları var sağ tarafta. Bu üniversitemize ait puanlar. Puanları da istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Her üniversite istediği gibi kendi puanlarını değiştirebilir. Buradan üniversiteyi bireysel performansa göre sıralayabilirsiniz. Üniversitenizdeki kişilerin istediğiniz alandaki bireysel performanslarını tıklarınızda, tabii internet gelince evet. Böyle sıralayabilirsiniz. Burada yıllara göre sıralayabilirsiniz. Mesela 2012 2011'e göre, yani yıllara göre sıralayabilir, bölüme göre sıralayabilirsiniz. Daha sonra yine az önce söylediğim üniversitenin mekan otomasyonunu yaptık. Tüm üniversitede hangi bölümde dersler var? Öğretim eleman, bölümler, hocalar derslere atandığında sınıflar, derslikler de otomatik olarak burada atanıyor. Dolayısıyla hangi sınıf boş, hangisi dolu, hangisinde ders var yok. Yani ilk bakışta belki şey, sonra az önce belirlediğiniz Bologna Bilgi Forumu yönetim sistemi ve performans da bunun içinde. Eğitime katkı ve danışmanlık verir bir ton var. Burada bunun çalışma biçimi de öğrencinin varsa öğrendiğiniz transkripti, dönem dersleri, dönem notları, genel bilgileri, beceri ve yetkinlikleri, iş deneyimleri gibi her öğrencinin tıkladığınızda, yani sizin danışman olduğunuz öğrencilerin bilgileri de karşınıza geliyor. Bunu da biz mezun sistemiyle yaparak, şimdi çok önem kazandı mezunların takip edilmesi, izlenmesi. Oraya otomatik olarak işte bu iş bulma birimlerine bunları aktararak bu sistemi de böyle çalıştırmış olacağız. Burada başka bir de üniversite iç değerlendirmesi var, eğitim öğretimin. Bu da yine otomatik olarak öğrenciler, proto, eğitim amaçları, öğrenme çıktıları, ders öğrenme çıktıları. Bunları da bölümlere açıyoruz. Bölümler bölüm kurulu kararlarıyla buraya ait altta göstergeleri var. Burada çok vakit almasın diye. Yani bu zaten açık olduğu için izleyebilirsiniz. Bunu da raporları zaten söylemiştim. Buradan yola çıkarak web siteleri ve web sayfaları yapılıyor. Buradan bir web sayfasına girelim.
Tabii bu program %90'ı bitti, tamamlanmak üzere. Şurada bir aksilik olunca da kusura bakmayın. Tüm sistemi buraların hepsi otomatik olarak az önce dediğimiz kaynaklardan geliyor. Sadece bölümle duyuruları ve resimleri kendileri değiştirebiliyorlar. Başka diğer bütün bilgiler, bölüme ait yani fakülte ait her şey sistemden otomatik aktarılıyor. Buradan bir bölüme girdiğinizde bölüm sayfası da yine böyle geliyor ve buradaki tüm bilgiler yani bölümün dersleri, programları yap, yani bölüm ait aklınıza ne gelirse sayısal bilgiler dahil günlük güncellenerek buraya geliyor. Kimse sadece bölüm yine kendi duyurularını ve bilgilerini burada veriyor. Bölüm akademisyenleri. Bir tanesini tıklayalım mı? Erdem Zekçin'in üzerine tıklayalım. Onu anlatalım. Tamam. Sen olsaydın senin üzerine tıklayalım. Ama yoksun. Şimdi bu da kişisel web sayfası. Yani tüm elemanların dediğim gibi bunlar da az önceki bilgiler bunun içine geçerli. Hiç kendi el değmeden sadece kendisi resimleri koyabilir. Bir de duyurularını ekleyebilir. Öğretim elemanı ait verdiği dersler, bilgiler, tezler, yaptırdığı tüm çalışmalar yani aklınıza ne geliyorsa sisteme otomatik olarak burada güncellenir, yayınladığı eğitime katkısı, diğer bilgileri gibi. Evet, yani bu, efendim. Ama şimdi biz onu düşündük de bazı karşı çıkanlar oldu. Bu konuda artık her şey şeffaf hocam, gizli bir şey yok. Yani biz de üniversitemizde kalitenin birinci adını sen öğrettin Erdem Hocam, şeffaflık dedin, biz şeffaflaştık artık. Tabii bu... Eğitim bilgi sistemi sayfası dedim ara sayfadan girebilirsiniz. Daha önce versiyonları yoktu. 2012-13 olarak şimdi güncelliyoruz 2 aydır. Bu tamamen açık. Burada şunu yaptık eğitim öğretimde yeni ne yaptık bu sene diye belki merak ne olabilir. Biz burada şunu gördük eğitim öğretimde. Biz Bologna süreci başka süreçler şunu diyoruz ama sonuçta asıl amaç buradaki asıl hedef öğrencinin dünyadaki gelişmelere göre bir takım nitelikler kazanması. Az önce söyledik de işte bilişim, iletişim becerisi, grup çalışma becerisi, eleştirel düşünme becerisi gibi becerileri kazanması. Yani amaç bu. Fakat öyle bir işlem zinciri olur ki bu amaçtan genellikle çoğumuz uzaklaşıyoruz. Ve biz de şunu gördük üniversitemizde, ders sayıları 8-9 tane programlarda. Yani böyle bir derste, ders sayısının olduğu üniversitede, bölümde, öğrenci merkezli eğitim yapıp, öğrenci grup çalışması, ödev sunum, seminer gibi işler yaptırılabilir mi? Bunun olmadığını gördük, ders sayıları üniversitede 5'e düşürdük. Yani maksimum 5 olacak şekilde dönemdik. Bu biraz zor oldu ama sonuçta başardık. Ders sayıları şu anda maksimum 5 tane her programda. 5'i aşmıyor. Ama etkinlikleri tamamen öğrenci merkezli eğitime ulaşacak şekilde herkes düzenliyor. Bunlar dediğim gibi bir ay sonra bitmiş haline bu web sayfalarını zaten görebilirsiniz. Şifreyi de kaldırdık. Evet, böylece yani üniversitelerde bunu yaparak hani amacımız şu, asıl yapmamız gerekenlere odaklanmayı sağlamak. Kalitenin ve diğer hususların getirdiği zorlukları yani insanlara bugün bütün dünyanın sorunu bu. Yani kalite süreci veya üniversitelerin değişimi yönetmek, sürdürülebilir kılmak uğruna çok fazla bürokrasi ve çok fazla işlem olduğu için asıl amaç yani asıl odaklanması gereken husus gözden kaçıyor. O yüzden bunların bu araçları ne kadar iyi kullanabilirsek amacımızdan da sapmamış oluruz.
Biz, ben kısa bir hani bir ara esprili bu kalite ile ilgili çok anlatıldığı için bunu da anlatayım. Bir kalite konferansında anlatmıştı bir meşhur bir hoca. Biz de bir üniversiteyi denetlemeye gittiğimizde aslında üniversitede işlerin çok iyi olduğunu gördük. Yani ben bireysel olarak gördüm. Fakat yanımızda bir tane kalite sorumlusu vardı. O da bu konularda çok iyi biri. Biz de değerlendirme yaparken yani üniversitenin asıl yapması gerekenler çok iyi ama işte kalite süreç belgeleri yok, şu belgesi eksik, bu eksik falan bir sürü şey söylemeye başladı. Tabii asıl amacı kaçırmamak gerekir. Asıl amaç üniversitede eğitim, öğretimin, araştırmanın, projelerin, toplumla ilişkilerin uluslararası düzeye çıkması, bunların nitelikten artırılması ise buraya odaklanmak gerekir. İşlemleri çok fazla abartmamak gerekir. O zaman işlemler asıl hep amacın önüne çıkabilir. Bununla ilgili biraz da hikayeyi diyelim, biraz da espri var işin içinde. Bir kişiye demişler ki şu hayvanat bahçesini denetle. Oradaki süreçleri, kaliteyi, hayvanat bahçesini, yönetimini bununla ilgili bir rapor hazırlamışlar. Gitmiş uzmanlar, uzman raporu hazırlamış. Dönmüş, gelir desteme raporu gönderiliyor ya bilirsiniz yani gelenler. O raporda yazıyor işte süreçler, şunlar iyi, bunlar iyi, yönetim iyi falan. Ama işte bu hayvanların verimi düşük, süt sağma oranı yok, işte doğurganlık yok falan gibi rapor hazırlamış, göndermiş, cevap gelmiş. Baktığınız yer siz inekleri değil, öküzleri bakmışsınız diye geri rapor gelmiş. Yani asıl amacı ortadan kaldıramıyorsun. Bizde de bazen öyle oluyor. Asıl amacı bazı süreçlerde kaçırıyoruz. Bunu kaçırmamak gerekir. Ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam şimdi bununla ilgili şöyle, biz bunlar sürekli değiştiği için biz herkese isteyene veriyoruz, biz nasıl yenisini yapıyoruz. Çünkü bu işte ne derler, çünkü bize verilirler mesela, bu oyunun süreciyle ilgili bir label aldık, programları tüm üniversiteye veriyoruz, 40 üniversiteye yakın verdik ama şimdi yeni versiyonunu yaptık. Çünkü bu süren bir şey, yani bunu saklayıp üstüne kapaklanmanın hiçbir anlamı yok, bunları isteyene herkese veriyoruz.